Herkese selamlar. Cosmic Ana for YouTube kanalında bir Stellarium videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda Stellarium üzerine Starlink uydularını nasıl entegre edebilir ve simüle edebiliriz onu anlatacağım. Çünkü normalde Stellarium üzerinde yani Stellarium bilgisayarına kurduğunuz ve çalıştırdığınız zaman Starlink verileri mevcut değil. Mesela ISS veya diğer bazı uyduların verileri var ama Starlink uyduları mevcut değil. Hemen göstermeden önce Starlink projesi nedir? Bundan kabaca özetçe bir bahsedeyim. Daha önce duymayanlar için de iyi olur diye düşünüyorum. Starlink projesi SpaceX tarafından gerçekleştirilen bir proje. Proje şunu söylüyor. Dünyanın yörüngesine on binlerce uyduyu yerleştirmek ve yerleştirilen bu internet ve telekomünikasyon uyduları sayesinde de bütün dünyaya, dünyanın en ücra köşelerine bile yüksek hızlı ve ekonomik fiyatlı, çok düşük ücretlerde internet imkanı sağlamak, internet erişimi sağlamak. Proje bu ve bu yüzden bunu gerçekten etkili bir şekilde yapabilmek için bir sürü uyduyu, on binlerce uyduyu göndermeniz gerekiyor. Ama bu yüzden astronomlar açıkçası SpaceX'i epey eleştiri bombardımanını tutuyorlar. Çünkü gökyüzünde dönmekte olan on binlerce uydu demek çok fazla ışık kirliliği demek. Bu yüzden SpaceX Starlink uydularını mümkün olduğunca Güneş'ten aldığı ışığı yani Güneş panelinden yansıtılacak, dünyaya yansıtılacak ışığı mümkün olduğunca az biçimde olması için bazı teknolojiler kullanıyor. Mesela sunshader gibi yani Türkçesi gölgelik diyebiliriz buna. Bu sayede bu uyduların parlaklığını azaltmaya çalışıyor. Bu yüzden bu uydular çıplak gözle gözlemlemek için her zaman mümkün çıplak gözle gözlemlemek için uygun uydular değiller fakat bazı zamanlarda gözlemlenebiliyorlar. Her ne kadar çıplak gözle gözlemlemek pek mümkün olmasa da bu uyduları işte uzun pozlama yaptığınız astrofotoğraflarda veya gözlem evlerinde çekilen yapılan çalışmalarda bu uydular belirgin bir şekilde görülüyor ve ciddi problemler oluşturuyor. O yüzden bu videoyu ISS videosunda olduğu gibi gözlem amaçlı değil de simülasyon amaçlı. Bakın 12 bin tane uydu gönderildiği zaman nasıl gözükecek gökyüzü beraber bakalım bu konuyu yorumlayalım bir bakış açısı kazanalım amacıyla çekiyorum. Bu konuda fikirlerinizi de bekliyor olacağım zaten. Şimdi hemen başlayalım o zaman. Buradan sol taraftan yapılandırma penceresine giriyoruz. Eklentiler kısmında en aşağıda uydular diye bir seçenek var. Buradan ayarlaya basıyoruz. Daha sonra kaynaklar kısmına gelip burada yazı yazabildiğimiz yere ben açıklama kısmında iki tane farklı link vereceğim. Bu linkin birincisini buraya kaydediyorum. Artı tuşuna basıp daha sonra tik işaretiyle de aktif hale getiriyorum. Pencereyi kapatmadan ayarlar kısmına gelip şimdi güncelleştir diyorum. Güncelleştirdiğim zaman burada 415 tane uydunun eklendiğini görüyorum. Şimdi SpaceX yaklaşık olarak 12.000 tane Starlink uydusunu dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor ve her ay 60 tane yaklaşık olarak her ay 60 tane Starlink uydusu yörüngeye yerleştiriliyor. En son bu ay yani Haziran 2020'de 60 tane geçmiş 60 tane Starlink uydusu geçtiğimiz günlerde dünya yörüngesine yerleştirildi ve bu gelecek senelerde de devam edecek. Hatta 12.000 hedefine ulaştıktan sonra SpaceX'in bunu 40.000 gibi çok uçuk sayılara ulaştırma hedefi de mevcut. İlk linkte o yüzden şu ana kadar Dünya yörüngesine yerleştirilmiş Starlink uydularının verileri var. Yani yüksek doğruluklu veriler. Ancak %100 doğru veriler olduğunu söyleyemeyiz bu girdiğimiz verilerin. Çünkü Starlink uyduları zaman zaman yörüngelerini değiştirebiliyorlar, hareket edebiliyorlar yani farklı taraflara. Bu da programdaki Starlink verilerinin her zaman doğru olmayacağı anlamına geliyor ki zaten dediğim gibi gözlem amaçlı çok kullanılacak bir durum değil bu. Ha, gözlem amaçlı kullanmak istiyorsanız yine internette işte veya mobil uygulamalar için Google Play'de ISS Tracker benzeri Starlink Tracker uygulamalı var. Onlara bakarak işte hangi zamanda hangi parlaklığa ulaşacak görüp gözlemleme şansınız düşük de olsa var çünkü çok sönük biçimde geçiyor birçoğu. Onu da belirteyim. Şimdi buradan ekledikten sonra zaten buraya Starlink yazıp buradan biz hemen katalog numarasında girip uydu takibi yapabiliyoruz. Ancak çoğu gözükmüyor zaten. Buradan zamanı ileri geri sarıp herhangi bir nokta seçip yani çok açıkçası uğraşmanıza da gerek yok. İlla ki birkaç tane hatta
onlarca Starlink uydusunu denk getirebilirsiniz. Mesela şurada bir yoğunluk gördüm. Acaba buradan bir Starlink uydusu yakalar mıyız? Bu nedir mesela? Evet, bir Starlink uydusunu yakaladık. Şimdi burada Kadir değeri yazmıyor. Yani parlaklık değeri yazmıyor. Çünkü oldukça sönük. Bu biraz daha parlak olduğu zaman bu Kadir değerlerini görebiliyoruz bu tarafta. Ama sönük halinde görmemiz mümkün değil. Şimdi nereye çevirirsek çevirelim aşağı yukarı başka uydularda dahil olmak üzere Starlink uydularını görebiliyoruz. Yani biz gökyüzüne baktığımızda bu çok büyük bir problem yaratmasa da gözlem evlerinde çalışan astronomlar için, profesyonel astronomlar için yani veya astrofotoğrafçılar için fotoğraflarda sürekli böyle beyaz çizgiler oluşması, beyaz lekeler aslında bir nevi oluşması anlamına geliyor. Bu ne demek? Aynı zamanda veri kaybı demek. Ciddi bir veri kaybı demek. Öyle ki bazı astronomlar bu Starlink uydularının çalışmalarda %50'ye kadar veri kaybı oluşturabileceğini düşünüyorlar. O yüzden tehlikeli bir durum olarak görüyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ikinci linkimizi kullanalım isterseniz. Az çok gördüğünüzü düşünüyorum. Sürekli uydular geçiyor bir yerlerden. Çoğunlukla Starlink uyduları olmak üzere. Hemen diğer linkimizi kullanalım. Yine aynısını yapacağız. Yapılandırma penceresine gireceğiz. Aynı yönergeleri takip ediyorum. Tekrar tekrar anlatmıyorum. İkinci linkimizde 12.000 tane uydu var. Yani henüz gökyüzüne, dünya yörüngesine yerleştirilmemiş Starlink uydularını da kapsıyor. Yani çok doğru veriler sunmuyor o yüzden bize. Ancak biz yine de ekleyeceğiz ki 12.000 tanesi eklendiği zaman gelecek senelerde gökyüzünde ne kadar bir yoğunluk oluşturacak, ne kadar yüksek bir ışık kirliliği oluşturabilir, astronomlara ne gibi etkilerde bulunabilir, bunu görmüş olacağız. O açıdan önemli. Şimdi zaten bu Starlink, ikinci linkteki Starlink uydularının NORAD kodları da yanlış. Yani verileri doğru kabul etmememiz gerekiyor. NORAD kodları mesela 5 haneli olmak zorunda. 4 haneli bir NORAD kodu olamaz. Bu NORAD kodları da Amerika'nın aslında dünyadan uzaya fırlatılan bütün insan yapımı nesneleri kataloglamasını sağlayan bir katalog sistemi. Mesela TÜRKSAT uydularının da benzer şekilde NORAD kodları mevcut. Fakat burada hatalı NORAD kodları görüyoruz. Ama yine de simüle etmek açısından bizim için önemli. Rastgele bir yer seçtiğimizde bile biz burada oldukça parlak bir Starlink uydusu gördüm şu anda. Şansıma denk geldi. Her yerde bakın Starlink uydularını görebiliyoruz. Mesela parlak bir uyduya denk geldik. Ne kadar parlaklığa ulaşacağına bir bakalım. Bir Kadir'e kadar ulaşıyor. Giderek parlaklığı artmaya devam ediyor. Mesela bu iyi bir şey değil. Starlink uydularının bu kadar yüksek parlaklıklara ulaşmaması gerekiyor. Bunun için ne kadar çaba harcasalar da çok başarılı olamıyorlar bir türlü. Bu benim gördüğüm bu arada açık ara en parlak Starlink uydusu. En fazla 0,99 görmüştüm. Mesela bu Starlink uydusu rahatlıkla çıplak gözle gözlemlenebilecek bir parlaklık. Çünkü bir önceki videoda da bahsettiğim gibi eksi değeri ne kadar yakın olursa veya eksi değerde olursa çıplak gözle gözlemlemeniz o kadar mümkün olası. Tabii bulunduğunuz yerin ışık kirliliğine göre de bu değişkenlik gösterir. Eksi değere çıkacak mı? Evet, eksi değere çıktı mesela Starlink 67.97. Her ne kadar dediğim gibi ikinci linkten bir bilgi olduğu için doğru bir veri olmayabilir bu. Ama zaman zaman zaten Starlink uydularının görülebilir olduğunu biliyoruz. Yaklaşık olarak 0,30'lara kadar çıkıp yeniden parlaklığını kaybetmeye başladı. Onun dışında yine böyle yaklaştığımız zaman herhangi bir yere Starlink uydularının ne kadar yoğun biçimde gözüktüğünü görebiliyoruz. Bazı yerlerde hatalar oluyor, sabit duruyor uydular. Onlar çok doğru veriler değil muhtemelen. Gördüğümüz gibi yani sivrisinekler gibi böyle ekranda sürekli uydular var. Yani bunların her biri mesela bu alanda çalışan bir profesyonel astronomsunuz siz. Belli saatler boyunca buradan soldan sağa, yukarıdan aşağı, sağdan sola, farklı yönlerde, farklı yörüngelerde sürekli beyaz lekeler, beyaz çizgiler oluşması anlamına geliyor. Zaten internette aratırsanız veya belki bu videoya da koyarım birkaç resim bu kısmı. Ciddi beyazlıklar oluşturuyor ve veri kaybına sebep oluyor. Stellarium üzerinden de bu şekilde bunu simüle edebiliyoruz, görebiliyoruz.
her ne kadar gözlem için çok uygun olmasa da. Açıkçası Starlink uyduları hakkında, Stellarium üzerindeki Starlink uyduları hakkında anlatabileceğim çok daha fazla bir şey yok. Yine buradan detaylarını görebiliyorsunuz tabii. Yüksekliğidir, menzilidir vesaire. Bunları görebiliyoruz. Ancak onun dışında çok bir şey yok. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bunu ben merak ediyorum açıkçası. Evet, astronomlar çok eleştiriyor bunu. Bugüne kadar alınan geri dönüşler de oldukça olumsuz. Bu Starlink uydularının yeterli düzeyde sönük olmadığı yönünde. Sizce Starlink projesinin verdiği hizmete, vereceği hizmete değecek bir şey mi bu? Yani bunu feda edebilir miyiz? Profesyonel çalışmalardaki, profesyonel astronomi çalışmalarındaki veri kayıplarını kapatabilecek bir fayda mı bu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka Stellarium videoları istiyorsanız, bunun gibi Stellarium'un farklı özellikleri mevcut. O konuda da yorum yapabilirsiniz. Ayrıca açıklamalarda dediğim gibi iki linki de bulabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Hoşça kalın.